Değerli seyirciler, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği uluslararası bisiklet turu Trof Mersin'in ana startı ve birinci gününün birinci etabının startı bugün veriliyor. Bugün verilecek Anamur'da değerli seyirciler. Ve Anamur'da başlayacak olan Trof Mersin 4 gün boyunca devam edecek ve Mersin şehir merkezinde Özgecan Barış Meydanı'nda sona erecek. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Trof Mersin'e daha fazla ülke, daha fazla takım ve daha fazla sporcu katılıyor. 2015 yılında 7 takım 61 sporcu katılmıştı. 2016 yılında 9 takım 72 sporcu katılmıştı. 2017 yılında 3. yılında tam 7 ülkeden 11 takım 83 sporcu katılıyor uluslararası Mersin bisiklet turuna değerli seyirciler. Ve hangi ülkelerden sporcular katılıyor o bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Azerbaycan'dan, Belarus'tan, Bulgaristan'dan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye'den takımlar katılıyor. Türkiye'den Torku Şeker Spor, Brisa Lassa Spor, Salkano Kapadokya, Hirayt ve Carraro takımı katılıyor. Ukrayna'dan Jordi takımı, Kazakistan'dan Astana, Gürcistan'dan Zıkt ve Bulgaristan'dan Güneyro ve Belarus'tan Minsk ve Azerbaycan'dan Lokomotiv takımı katılıyor. Değerli seyirciler ve 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Trof Mersin ilk gün Anamur'da start alacak olan bisikletçiler Gündar Yanışlı'da finişe girecekler ve ikinci gün Aydıncık'tan start alacaklar. Mezitli ilçesi Soli Pompei Polis'te finişe girecekler. Üçüncü gün bisikletçiler Tarsus'ta start alacaklar ve Mersin Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Barış Meydanı'nda finişe girecekler. Dördüncü gün etabı da Mersin'de koşulacak. Özgecan Barış Meydanı'ndan start alacaklar ve Özgecan Barış Meydanı'nda finişe girecek sporcular. Tabii 4 gün etap etap koşulacak bu yol yarışı ve bu yol yarışında bisikletçiler hem genel klasmanda ödül alacaklar hem de her gün koşulan parkurda bazı belediyelerin, bazı firmaların ödül kapıları olacak ve bu ödül kapılarından İlk geçen 3 sporcuya da ödül kapısını kuran belediye ya da sponsor firma altın ödülü verecek. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın ödülü verilecek değerli seyirciler. Ve tabii mayo uygulaması da olacak bu yarışmada. Tabii Trof Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Mersin bisiklet turunda Uluslararası Bisiklet Federasyonu'nun kuralları geçerli ve bu organizasyonda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun hakemleri görev alıyor değerli seyirciler. Ve şunu da belirtelim ki bisiklet sporu her geçen yıl günden güne hem dünyada hem de ülkemizde ve Mersin'de giderek yaygınlaşmakla birlikte tabii bisiklet icat edildiği zamandan bisiklete bir pedal sistemi eklendiği andan bir zincir sistemi ve bir vites sistemi eklendiği andan itibaren sadece spor amacıyla değil bir ulaşım amacıyla da kullanılıyor. Ülkemizde de en fazla bisiklet kullanılan ilimiz Konya ki bu nedenle de Türkiye'de bisiklet sporunda Konya şehri çok çok ileride. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dünyanın efsane takımlarından Konya Şeker Spor, şimdiki adıyla Torku Şeker Spor, malum Konya'dan. Bisiklet Federasyonu başkanlarının neredeyse tamamı Konya'dan çıktı ve tabii aynı zamanda bisiklet hakemlerinin neredeyse tamamı da Konyalı ve milli takım sporcularının tamamı neredeyse Konyalı. Konya tamamen hakim bu spora.
diyoruz. Tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Avrupa bisiklet yarışlarına da katılacak. Tabii bu bildiğimiz anlamda bir spor yarışması değil. Bir kentte ne kadar fazla bisiklet kullanılıyorsa ve bisiklet sosyal yaşamın içerisinde ne kadar aktif düzeyde yer alıyorsa o şehirlerin katılımı mümkün bu yarışmaya. Ülkemizden İzmir ve Mersin katılacak Avrupa bisiklet yarışlarına şehir olarak değerli seyirciler. Ve az önce de söylediğim gibi bisiklet giderek yaygınlaşıyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bazı firmalar elemanları işlerine bisikletle gidip geliyorlarsa her ay yarım maaş fazla para ödüyor. Ülkemizde de temenni ediyoruz ki büyük firmalar ve neredeyse her iş yeri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları böyle bir uygulamaya gitsinler diyoruz. Evet, tekrarlayalım. Mersin bisiklet turu, Tour of Mersin bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Mersin Valiliği'nin himayesinde düzenleniyor. Aynı zamanda üniversiteler, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar Derneği, 11 ilçenin belediye başkanlıkları, kaymakamlıklar, Karayolları Bölge Müdürlüğü de bu turnuvanın gerçekleştirilmesine destek sunuyor. 6 ay öncesinden başladı çalışmalar. Sorunsuz bir şekilde, kazasız bir şekilde bu Tour of Mersin'in gerçekleştirilmesi için herkes büyük bir çaba gösterdi. Temennimiz alnımızın akıyla Mersinliler olarak bu turnuvayı gerçekleştirmek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok ciddi bir organizasyon. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor ve önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olmaya aday. Her geçen gün katılan ülke, sporcu ve takım sayısı artış gösteriyor. Çok güzel bir ortam. Bütün önlemler alınmış, bütün hazırlıklar tamamlanmış. Mersin halk adına teşekkür ediyoruz. Neler diyeceksiniz start efendim? Start alanını alabilir miyiz? Aynı zamanda takımlarımızı öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Yani bu Mersin açısından bir prestij projesi. 2014-30 Mart öncesinde halktan görev sevgili talep ettiğimizde bunu deklare etmiştik. Ne demiştik? O zaman Mersin'de mutlaka bir tam maraton gerçekleştireceğiz. Bir de Mersin'i bir uçtan bir uca birbirine bağlayacak bir bisiklet turnuvası tertip edeceğiz demiştik. Çok şükür bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Henüz görevde de üçüncü yılı yeni bitirdik. Bu Mersin'in tanıtımı açısından çok çok önemli. Spor bir defa insanları bir araya getiren en önemli faaliyet. Dünyanın değişik ülkelerinden insanlar bir araya gelebiliyor. Aynı konu etrafında, spor etrafında hiçbir ayrım gözetmeden, hiçbir farklı bir düşünceye sahip olmadan sadece barış içerisinde yarışma düşüncesiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu Mersin'imiz açısından da çok çok önemli. Bu işe vesile olduğumuz için gerçekten kendimizi de mutlu addediyoruz. Mersin bir yeryüzü cenneti. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir kent. Böylesine bir kente hizmet etmek ve böylesine bir kentte bu tür faaliyetleri sürdürmek bize gerçekten çok büyük haz veriyor. Ben bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bisiklet Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu organizasyonlar gerçekleşirken zaman zaman vatandaşlarımıza yollar kapandığı için rahatsızlık da verebiliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımıza da tahammüllerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben gelecekten çok umutluyum. Yani her geçen yıl katılımcı sayısı ve kalite de yükseliyor. İleriki yıllarda bu artık geleneksel hale geldikten sonra
ki bu yıldan sonra geleneksel hale gelmiş oluyor. Çok daha geniş katılımlarla gerçekleştirileceğine inanıyorum. Güzergahlar çok güzel, çok zorlu. Zaten bir turnuvanın kalitesi de etaplarının zorlu olmasından kaynaklanıyor. Mersin'i bir uçtan bir uca kat ediyoruz ve bir anda denize iniyorsunuz, bir anda dağa çıkıyorsunuz. Bu organizasyonlarda ana gaye Mersin'in de tanıtılması. Mersin kadim bir medeniyete sahip. Hemen her tarafında ören yerlerimiz var, tarihi değerlerimiz var, kültürel değerlerimiz var. Bu vesileyle hem gelen sporcular hem de yayın esnasında Mersin'i, bu turnuvayı izleyen herkes Mersin'i daha yakından tanıma imkanına da kavuşuyor. Önümüzdeki günlerde bakanlıkla da yaptığımız görüşmelerde 4000 bisiklet dağıtacağız. Bu bisikletlerle insanlarımız işlerine gidip gelecekler ya da işte spor yapabilecekler. Bu dağıtımdan sonra da ben öyle inanıyorum. Tabii bu arada altyapıyı da oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Aslında Avrupa'da artık ana yollar bisiklet sürücülerine bırakılmış durumda. Çok büyük 300 bin 400 bin bisikletlik bisiklet otoparkları var bir şehrin merkezinde. Bu çok çok önemli. Bu demektir ki o bölgedeki insanların tamamı işlerine bisikletle gidip geliyorlar. Belli bir yere bırakıyorlar. Ondan sonra metroya biniyorlar. Metroyla ulaşıyorlar. Mersin'de başlattığımız o sahildeki bisiklet organizasyonu inşallah bu işin başlangıcı olacak. Ama bunu yaygınlaştırmak mecburiyetindeyiz. Özellikle hava kirliliği oluşturmayan çok güzel bir spor dalı. İnsanlar kendi emekleriyle yolu kat ediyorlar. Bir taraftan spor yapıyorlar, bir taraftan da iş yerlerine gidip gelirken yaptıkları harcamalardan da kurtulmuş oluyorlar. Dolayısıyla teşvik edilmesi lazım. Yeni nesillerin mutlaka bu sporla büyümesi ve bunu içselleştirmesi, özümsemesi gerekiyor. Değerli misafirler, şimdi Anamur Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları ekibini oyunlarını sergilemek üzere sahneye davet ediyorum. Kameraman arkadaşlarımız da biraz alan açabilirlerse. Sevgili misafirlerimiz, şimdi de Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeki Kutlu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Türkiye bu tür uluslararası organizasyonlarda rüştünü kanıtlamış bir ülkedir. Bugün de burada kalite çıtasını her yıl biraz daha yukarıya taşıyan uluslararası Mersin bisiklet turunu burada yapmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke federasyonlarıyla yerel yönetimlerimizin güçlü işbirliği bu tür organizasyonları ortaya çıkartıyor. İşte gördünüz, 6 tane yabancı takım var. 5 tane de Türk takımımız. Konya'dan, Kocaeli'nden, İstanbul'dan, İzmir'den ve Nevşehir'den katılan takımlarımız oldu. Ümit ediyorum bu çıta yükseldikçe Mersin'den de kulüplerimiz bu yarışlarda pedal çevirmeye başlayacaktır umarım gelecek dönemlerde. Ben bu duygu ve düşüncelerle kazasız belasız bir yarış diliyorum.
Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Kutlu'ya teşekkür ediyoruz. Anamur Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Türe'yi kürsüye davet ediyorum. Uluslararası kural gereği saat 11'de bu yarışın startının verilmesi gerekiyor. Onun için zamanı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Ben öncelikle futbol federasyonu düzeltiyorum. Ben futbolcu olduğum için Sayın Başkan. Bisiklet Federasyonu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mersin Valimize teşekkür ediyorum. 9 ülkeden 83 sporcuyu Anamur'a getirdikleri için ilçemizin, ilimizin, ülkemizin tanıtımını yaptıkları için teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bu yarışmanın Anamur etabının tamamlanmasını diliyorum. Türk sporuna, ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzergahta tedbir alan emniyet müdürümüze, jandarma komutanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her sene devam eden yarışmamızı Ören'den başlatıyorduk ve D400 karayolundan devam ettiriyorduk ama bu yıl sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizden ve federasyondan rica ettik. Güzergahımız merkezden başlayacak. Malaklar, Çeltikçi, Ferizler, Karadarbaşı, Evciler köy yolu, köy grup yollarından devam edecek. Bu ayrı bir güzellik gerçekten. Ben tekrar tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir yarışmanın Anamur etabının tamamlanmasını diliyorum. Anamur halkı adına da katkı verenlere saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Anamur Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz şimdi de hayata geçirdiği etkinliklerle Mersin'i spor kenti yapma yolunda emin adımlarla ileriye taşıyan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamız'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim Sayın Başkanım. Öncelikle ben de bu turnuvanın Mersin'imiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İyi bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Çok zorlu bir parkur Mersin bisiklet turunun etapları ama bu bisiklet turunun etabı ne kadar zorsa kalitesi de o kadar yüksek demektir. Biz göreve geldiğimizden bu yana sporun bir barış, bir kardeşlik, bir kültür kaynaşması olduğunu biliyoruz ve bunun için de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Elbette yerel yönetimler şehrin mahalli müşterek ihtiyaçlarını çözmek için varlar. Ama bundan daha önemlisi o bölgede yaşayan insanların barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşaması için altlık oluşturması. Spor bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Göreve gelmezden önce söz verdiğimiz gibi Mersin'i bir uluslararası tam maratona kavuşturduk. Yine söz verdiğimiz gibi bir uçtan bir uca Mersin'i kat edecek bisiklet turuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Gerçekten uyum içerisinde, valiliğimizin himayesinde bütün ekonomik yükünü, mali yükünü Büyükşehir Belediye'miz çekiyor. Ama devletimizin değişik kurumları, emniyetimiz, işte burada gençlerimiz var, milli eğitimimiz bu konuya destek veriyorlar. Ben emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'imizin tanıtımında çok önemli bir obje olacak bu yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Ben Anamur Belediye Başkanımız gibi sadece Anamur'dakinin değil, bütün etapların kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize bir kez daha saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
taş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Trof Mersin Uluslararası araç, bisiklet yarışlarının araç, startı verilecek. Bugün ilk çok etap acil koşulacak. Anamur etabı koşulacak. Trof Mersin 4 gün boyunca koşulacak. 4 gün boyunca 7 ülkeden 11 takım ve 80'in üzerinde sporcu zorlu parkurlarda pedal çevirecekler. Ekranlarınızda da gördüğünüz üzere Anamur Şehir Merkezi'nde start noktasında bütün hazırlıklar yapıldı. Parkur üzerinde basın lütfen. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe başta olmak üzere protokol üyeleri start noktasında yerlerini aldılar. Ve bugünkü parkura katılacak olan takımlar ve sporcular da start çizgisinde yerlerini aldılar. Çıkış emriyle yarış başlayacak. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışları bugün Anamur etabıyla başlıyor ve yarışların ana startı bugün Anamur'da birazdan verilecek değerli seyirciler. Ve Anamur etabıyla başlayacak olan yarışlar 23 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Bugün Anamur etabı, Cuma günü Aydıncık, Cumartesi günü Tarsus ve Pazar günü de Mersin etabı koşulacak. 4 gün boyunca sporcular 600 kilometre pedal çevirecekler, yol kat edecekler. Ekranlarınızda sporcular birazdan Damalı bayrak kalktı ve yarış başladı değerli seyirciler. Alkışlar, bayrakları Mersin sallayalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışları Trof Mersin başladı. Ana startı ve Anamur etabının startı az önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Sayın Mehmet Türe ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Şimdilik yayınımızı burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olacağız efendim.
It's a good near days and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage as your future vibes. Bright lights, they put me in a daze and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage as your future vibes. We'll be right back.
Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği uluslararası bisiklet turu Trof Mersin'in ilk etabı Anamur'da başladı. Gündar Yanışlı'da sona erecek ve ekranlarınıza da geldiği üzere bisikletçiler Gündar Yanışlı'ya doğru pedal çeviriyorlar. Bu parkur boyunca bisikletçiler bazı ödül kapılarından da geçtiler. Ödül kapılarından ilk geçen 3 sporcuya ödül kapılarının sponsoru olan belediyeler ve firmalarda altın ödülü verecekler. Ve şu anda tırmanma etabında koşu vardı. Bisiklet yarışçılarını gördük. Finish ekranlarımıza geldi efendim. Ve bisikletçiler finish'e doğru ilerliyorlar. En öndeki sporcu kimdir diye şöyle bir baktığımızda birazdan yaklaşacak. Kamera yaklaştığında görüyoruz. Evet, Minsk takımından Stanislav Vasko etap birincisi oldu değerli seyirciler. Stanislav Vasko etap birincisi oldu. Anamur Gülnar Yanışlı etabını, ilk gün etabını, Trof Mersin'in ilk gün etabını birincilikle bitirdi. İkinci sporcuya bakıyoruz. İkinci sporcu ise Kazakistan'ın Astana takımından Matyev Nikitin ikinciliği aldı. Etap ikincisi de Matyev Nikitin oldu. Kazakistan'ın Astana takımından. Üçüncülük için çok ciddi bir mücadele var. Bisikletçiler üçüncülük için kıyasıya mücadele ediyorlar. Baktığımızda evet, Astana ve Minsk yarışıyor ama Minsk takımından numarasına bakalım. Sırt numarasını gördüğümüzde Yahen Sobal. Evet, üçüncülüğü ise birinci etapta, etap üçüncülüğünü Minsk takımından Yahen Sobal aldı. Tekrar edelim. Anamur'dan başlayıp Gündar Yanışlı'da sona eren Trof Mersin'in ilk gün etabında dereceye giren sporcular, Minsk takımından Stanislav Vasko etap birincisi oldu. Kazakistan'ın Astana takımından Matyev Nikitin ikinci oldu ve yine Minsk takımından Belarus'un Yahen Sobal üçüncülüğü aldı. Ama şu anda aldığımız bilgiler üzerine söylüyorum. Genel klasmanda da şampiyon Stanislav Vasko, çünkü Stanislav Vasko bu yarışlarda kullanılan mayo renklerinin tamamını aldı. Yani sarı mayoyu almayı kazandı. Aynı zamanda turuncu mayoyu kazandı ve mavi mayoyu kazandı. Evet hocam, merhabalar. Merhabalar. Evet, Tour of Mars'ında yine sizlerle birlikteyiz Ahmet hocam. Evet, teşekkür ederim Tekin Bey. Ben de çok mutluyum sizi görmekten. Güzel bir gün yaşadık. Güzel bir etabı geride bıraktık. Herkes çok mutlu. İlk defa dağa çıkardık. Yolun üstündeki dağın haricinde Anamur'un dağlarına çıkardık. Alaköprü bölgesine tırmandık. Ve o da yarışımıza inanılmaz bir keyif kattı. 3-4 köyün içinden geçtik. Köylüyle buluştuk oralarda. Onların heyecanını gördük. Müthiş bir gündü. Değerli misafirlerimiz, Trof Mersin Uluslararası Mersin Bisiklet Yarışması'nın ilk etabı, Anamur etabını tamamladık. Şimdi dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Birinci etapımızın ilk sırada tamamlayan Stanislav Baskov'u kürsüye davet ediyorum. Aynı etapta ikinciye giren Matyev Nikitin'i, Kazakistan sporcusu. Yarışmada üçüncülük elde eden Belaruslu sporcu Yahen Sobal. Bu zorlu etabı tamamlayan, dereceye girerek tamamlayan sporcularımıza ödüllerini vermek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ı davet ediyorum.
Buyurun başkanım. Protokol üyelerimizi de alalım. Fotoğraf çekilmiş. Şimdi de genel klasman ödüllerini takdim edeceğiz. Ödülünü almak üzere Stanislav Baskov'u, Belaruslu sporcumuzu kürsüye davet ediyorum. Sporcumuz yine dal klasmanı turuncu mayoda yine birinci gelmiştir. Kendisine ödülünü vermek üzere Günler Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ünel'i davet ediyorum. Sprint klasmanında da birinci olmuştur. Turkuaz mayoyu alacak. Ödülünü vermek üzere de Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Zeki Kutlu'yu davet ediyorum. Sevgili misafirlerimiz, şimdi de Anamur Kapı ödülünü vermek üzere Anamur Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sezai Şimşek'i davet ediyorum. Aynı zamanda da ödülünü almak üzere üçüncülük derecesiyle tamamlayan Stanislav Baskov. Anamur Kapısı'nı ikincilikle tamamlayan Kazakistanlı sporcu Galyum Akhmetov. Halen Galyum Akhmetov for the second winner of the Anamur Games.
Anamur Kapısı'nı birincilikle tamamlayan yine Kazakistanlı sporcumuz Matyev Nikitin. Matyev Nikitin, the first winner of the Anamur Gate category. Ödüllerini vermek üzere de Anamur Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sezai Şimşek'i davet ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Başkan Vekilimize de çok teşekkür ediyoruz. Congratulations. Sporcularımıza bir alkış alalım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi de Bozyazı Kapı ödülümüze geçiyoruz. Yine Belaruslu sporcumuz Stanislav Baskov burada da üçüncülük derecesi elde etmiştir. Stanislav Basko. Stanislav, bu kapıda ikincilik elde edense Stanislav Chetkov, Bulgaristanlı oyuncumuz. Stanislav Chetkov from Bulgaria. Please welcome everyone. Bozyazı kapısını birincilikle tamamlayan Ukraynalı sporcumuz Yehor Demetev. Yarışmacılarımıza ödüllerini vermek üzere Bozyazı Belediye Başkanımızın yerine Zabıta Amirimiz Sayın İsmail Oktar'ı davet ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Şimdi de son kapı ödülünü vereceğiz. Aydıncı kapı ödülünü vereceğiz. Burada üçüncülük elde eden Belaruslu oyuncu sporcumuz Yohan Sobal. Bu kapıda ikincilik elde eden Galyum Akhmetov, Kazakistanlı sporcumuz. Bu kapıyı birincilikle bitiren başarılı sporcularımızdan Edward Vargonov, Belaruslu sporcumuz. Alkışlarınız da sahneye geliyor. Sporcularımıza ödüllerini vermek üzere Aydıncık Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Aktan'ı davet ediyorum. We'll be right back.
Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Değerli misafirlerimiz, yarışmamızın ilk etabını burada tamamlıyoruz. Yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Yarın Aydıncık'tan yeniden start alacağız. Üçüncüsü, sizin de belirttiğiniz gibi artık geleneksel hale gelmiş oluyor. Anamur'da da belirttiğim gibi bu tür turnuvalar hem spor açısından, gençlerin özendirilmesi açısından çok çok önemli. İnsanları birbirine yakınlaştırıyor, kaynaştırıyor, kültür alışverişinde bulunuyor. Tabii bunun da ötesinde bu gelen sporcular Mersin'imizi en iyi şekilde tüm ören yerleriyle birlikte, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte çok yakından tanımış oluyorlar. Tabii canlı yayınla dünyanın dört bir tarafına da bu şekilde ulaştırılıyor. Bu da Mersin'in tanıtımı açısından çok çok önemli. Spor barış demek, kardeşlik demek. Centilmenlik demek, saygı, sevgi demek. Dolayısıyla bu duyguların yücelmesi, gelişmesi dünya barışına da çok büyük katkı sağlıyor. Zor bir organizasyon. Federasyon başkanımız açılış toplantısına katılmıştı. Bugün de federasyon yönetiminden bir arkadaşımız burada. Gerçekten biz de mutluluk duyuyoruz. Yani insanların bu olayı bizzat yakından izlemeleri, görmeleri ve en azından hem bilgi sahibi olmaları hem de moral motivasyon yönünden sporcuları desteklemeleri, katılım sağlamaları çok güzel. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada bütün güvenlik güçlerimiz tedbirler aldılar. Federasyonun en tepesinden hakemlerine kadar yetkililer burada gayret gösteriyorlar. Askerlerimiz, polislerimiz güvenlik konusunda, trafikle ilgili konularda destek veriyorlar. Bunlar çok önemli. Ben hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın Mersin'imiz için başta olmak üzere ülkemiz için ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a aktardığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Tour of Mersin'in ilk etabı bugün sona erdi. Yarın Aydıncık ve Mersin Mezitli Soli Pompei Polis etabı koşulacak. Yarınki canlı yayında tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.